Sevgili izleyenler, Zonguldak'ın önemli konulardan birisi Rödovans'ı sağlar. Burada çalışan madenci kardeşlerimizin işletmecinin çok ciddi sorunları var. Ama ne yazık ki e, şehrin yetkilileri günümüzün bu anlamdaki yoğun politika e, gündemi içerisinde e, sektörün asıl sorunları ne yazık ki gündeme gelmiyor. E, geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz bir konu vardı. O da e, rödevanslı sahalardaki rödevans bedeli. Yani Türkiye Taş Kümü Kurumu'na bu bölgede, Türkiye Taş kömü Kurumu'na başka yerlerde başka kurumlara var. Ama e, bu bölgede Türkiye Taş Kurumu'na verilen rödevans bedelleri var. Öyle ki e, kimi firma... E, Büyük firmalar mesela örneğin e, rödemas bedeli olarak 5 lira 8 lira 10 lira gibi rakamlar e, çıkıyor ama bazı firmalarda da e, 108 lira 135 lira gibi rödemas ton başına e, Türkiye Taşküme Kurumu'na verilen rödemas bedelerinden bahsediyoruz. E, asgari ücreti yapılan zaten biliyorsunuz maden işçisi kardeşlerimize iki asgari ücretle çalışma e, şansı verilmişti bu haklar verilmişti bu çok önemli güzeldi e, ama bununla beraber e, bununla beraber eee ücrete gelen %50 zam ve diğer maliyet artışları diğer maliyet artışla beraber ödem aslında kömür işletmecisi ne yazık ki ayakta durmakta zorlanıyor ve kilit vurmaya vurmaya hazırlananlar var. kapılara e, kapatmaya hazır olanlar var. Bir kısmı da e, bu şartlarda biliyorsunuz ne zaman e, bu legal yollarla sıkıntılar yaşandığında kaçakçılık hortluyor bölgemize. Kaçak kömür ocaklarının sayısı da giderek artıyor ki geçtiğimiz dönemlerde yaşadığımız bazı iş kazalarında gördük ki e, olay yerine gittiğimizde aslında daha önce resmi çalışan ocakların kaçağa döndüğünü gördük. Bunları aslında biraz da sistemin kendi içerisindeki dayatmaların, zorlukların e, girişimcileri Getirdiği bir nokta, son nokta ve son gelen zamlar. Şimdi bir maden ocacanız hem elektrik, hem yakıt giderleri, hem direk giderleri, hem işçi giderleri ve yüksek rödemans bedelleri karşısında rödemans kömür işletmecileri. Dolayısıyla burada çalışan kardeşlerimiz çok ciddi zorluklarla karşı karşıya. Ee, bu konuyu gündeme getirdiğimizde e, bazı sektör temsilcileri düşüncelerini bizimle paylaşmıştı. Biz de bunları aktardık. Ama bununla beraber yine e, AK Parti Milletvekili Hamdi Uçar'ın da e, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardığını e, yine bir başka haberimizle paylaştık. E, 22 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta ve rödevansçıların sorunlarının çözülmesi noktasında bu rödevans bedellerinin bütün sektörü yani bütün rüdemansı sahalarına eşit uygulanacak şekilde sembolik rakamlara çekilmesi kaçılmaz bir gerçek oldu. Biz de buradan bu çağrıda bulunuyoruz. Aksi takdirde pek çok işçi kardeşimiz işsiz kalacak. Üretim azalmasına gidilecek. Belki tamamen üretimden vazgeçecek olan maden sektörü temsilcileri var. Bunlar yaşanacak ama rödemans bedelleri hiç olmadı. Artan maliyetler sonrasında rödemans bedellerinin sembolik rakamları çekilmesiyle sektörü de daha devam etmesini önündeki engellerden bir tanesi kalkmış olur diye düşünüyoruz. Ee, yoksa yani Rönesans bedellerinin düşürülmesi aynı zamanda istihdama da doğrudan katkı sağlayacaktır. Bunun da aslında dikkate alınması gerekiyor. E, milletvekillerimize, bölge milletvekillerimize ki bölge milletvekili deyince maden yönüsi e, bu anlamda deneyimli isim Polat Türkmen en başta e, aklımıza gelen isimler, şey e, yine Hamdi Üçer'in de bu anlamda e, girişimlerini gördük. Bu işe sonuçlanması gerekiyor. E, 22 Ocak Zonguldak için e, maden sektöründeki bu sorunların çözülmesi için. Ee, aslında bir fırsat Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta olacak. Dolayısıyla e, bu sefer bu konuda kararlı adımlar atılması gerekiyor diye düşünürüz ve biz her zaman e, üreticinin, çalışan kardeşlerimizin elimizden gelince yanında olmaya çalışıyoruz.